Hür Dava Partisi, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, başını örttüğü için insanların geçmişte okullarından atıldığını, memuriyete alınmadığını belirterek, kimsenin bir daha mağdur olmaması için başörtüsünün anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti. Yapıcıoğlu, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, şehirleri ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarını dinlediklerini anlattı. İnancı gereği başını örten insanların başını örtüp örtemeyeceğine ilişkin herhangi bir hukuki düzenleme yapılmasını doğru bulmadıklarını, ancak Türkiye'nin normal bir ülke olmadığını ifade eden Yapıcıoğlu şunları söyledi. Daha önce örtüyle ilgili, tesettürle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Başını örttüğü için insanlar okullarından atıldı, memuriyete alınmadı. Hatta hatırlayalım, 2007 yılında Hayrünnisa Hanım'ın başı kapalıdır diye Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olarak seçildiği meclis toplantısında 367 kişi yoktur diye o seçim iptal edildi Anayasa Mahkemesi tarafından. O tartışmaları hatırlayalım. Sözde mi, özde mi layık diye kimlerin Cumhurbaşkanı olup olamayacağı konusuna kadar götürüldü iş. Öyleyse böyle bir yerde bir daha kimse mağdur edilmesin diye sağlam bir güvence ihtiyaç var mı? Evet var. Ama biraz önce söylediğim işin felsefi temelini ıskalamadı. Yani anayasa ile, anayasal düzenleme ile bu hakkı oluşturmak, inşai bir düzenleme suretiyle böyle bir hakkı tespit etmek değil, ama zaten var olan, fıtri olan, doğal olan ve korunması gereken bir hakkı güvenceye kavuşturmak için böyle bir adıma ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. Ve bu adım bize göre güvencenin sağlam olması için yasal değil anayasal bir güvence getirmek şeklinde bir adım olması bizim tercihimizdir.